Alo. Alo. Doktor Metin Bey lütfen. Bana anneni versene. Yok, sesin duyulmuyor. Biraz bağır. Affedersiniz, burası çok gürültülü de. Evet, peki ben sonra ararım. Nur, evet. Nur, alınacakların listesini unutma. Evde. Sonra ararım. Evet. Peki, tamam. Evet, hatırlamaya çalışırım. Oldu. Tamam. Tamam, anladım. Çok gürültülü, anlayamıyorum. Anladım, tamam, ne demek istediğini anladım. Hadi, güle güle. Hoşça kalın. İyi seneler. Size de efendim. Merhaba Orhan. Ya nerede kaldın? Kapıya bakmaktan boynum tutuldu. Sen trafik denen canavarı unuttun galiba. Öyle olsun. Buradan yak. Nasılsın bakalım? Ben mi? İyiyim, iyi. Sabah vapura erken bindim. Büroya şöyle bir uğradım. Alışveriş ettim. Hem herkese de uygun hediyeler buldum. Ayşe nasıl? Ayşe iyi. Ama biz... Yani ikimiz... Kısacası ayrılıyoruz. Ne alırsın? Bir olsun. Yiyecek? Sonra. Peki. Bira değil de portakal suyu vodka olsun. Tabii. Pek sürpriz sayılmaz bu karar. Bir yılı geçiyor geçimsizliğimiz. Çocuklar...
Çocukların bu olaya alışması zor. Ama böylesi daha iyi olacak. Üzüldün. Ya. Evet, sağ ol. Hadi, birer yudum alalım. Şimdiden iyi seneler. Sana da. Nereye gideceksin? Uludağ, pazartesi sabah. Kalabalık mısınız? Hayır, sadece Osman var. Osman? Spor salonunda tanıştırmıştım, hatırlamadın mı? Aa, evet evet, hatırladım, tamam. Galiba aşıksın ona. Bırak şimdi. Buradan ayrılmalıyım. İyi yolculuklar sana. Dönüşte ararım seni. İyi yıllar. Daha da dikkat et. Çayın açık mı olsun? Yo yo! Açık bile olmasın. Kalbimle şakalaşıp duruyoruz bu ara. Çay yok, içki yok, sigara yok. Tüm sevdiğim şeyler yasak işte. Çok büyütme. Gripten sonra halsiz düştün o kadar. Ya ya, çocuk gibi kandır bakalım beni. Bir doktora göründün mü bari? Ben kendim doktorum kızım. Hem bu benim yaşımla ilgili bir şey. Normaldir. Yılbaşı gecesi bize gelmemekte kararlı mısın babacığım? Yani İstanbul dururken adada mı geçireyim yılbaşını? Hem benim için mühim değil, bilirsin. Özel günleri sevmem. Hem rahatsız ederim sizi. Huysuzluğum üzerimde. Bırak bakalım. Hani sigara yasaktı? Torba delindi, bir boy eksikti. Evet, bir torba gerekli. Bu kadar paketi taşıyamayacağımı bilmeliydim. Pardon. Evet, şöyle çekin. Tamam, oldu işte, şu poşet benim. Evet, öyle sanırım. Teşekkür ederim. Ben de. Teşekkürler. İyi seneler. Yaramazlar. Yapmayın çocuklar! Hadi bakayım, hadi! Dur! Hoppala! Hoppala! Yeter bu kadar, hadi bakayım! Hadi, doğru salona! Baş bakayım! Ay, çocukların baskını senin fikrin miydi? Yoo, hayır, ben masumum! Seni bilirim! Hadi bakalım! Yok, dur, ben 10 dakika daha yatmak istiyorum, müsaadenle. Ne güzel şey. Gerçekten beğendin mi? Evet. Hiç sabredemiyoruz. Aslında akşam açacaktık hediyeleri. İstersen değiştirebiliriz. Yo, hayır. Ama doğrusu çok şaşırdım. Çok düşüncelisin. Bu da senin. Oğlum, akşama balan kalmayacak. Beğendin mi? Beğendim. Sahiden beğendin mi? Hı. Bunu da sen aç bakalım. Aa! Onu da patlatma, tamam mı?
Kesin artık gürültüyü, bütün odayı dağıttınız be! Ben topluyorum, o dağıtıyor! Niye yapıyorsun oğlum? Yalan söylüyor baba! Eşek! Anlayamadım! Bu da ne? Ama ben bunu almadım ki sana! Örgüyle ilgili bir kitap almıştım sana! Boş ver, aldırma! Hep birlikte şu dağınıklığı toplayalım, hadi çocuklar! Yün örme tekniği, bu da ne? Hayır, hayır, olamaz! Çok güzel bir kitap herhalde, kendine mi aldın? Hayır, şey sana! Bana mı? Sana, ama bunu almamıştım! Yanlışlık oldu, affedersin! Anlayamadım. Mağazada bir adam vardı. Çarpıştık. Paketler yere düştü. Üzülme, değiştiririm. Zaten kazanı da değiştireceğim. Ya, sevdiğimi söyledim ya. Peki. Öyle olsun. Hem önemli olan düşünmek. Haklısın. İyi seneler şimdiden. Sana da canım. Sana da iyi seneler. Giyinsen iyi olur. Neden? Annemler gelecek. Ya, ne zaman? 1-2 saat sonra herhalde. Şikayetçi değilim ama... yeni yıla baş başa gireceğiz sanıyordum. Zaten öyle olacak. Onlar bir tanıdıklarına gideceklermiş. 1-2 saat uğrarlar herhalde. Tamam. Giyineyim. Kitapçıda değil mi? Efendim? Kitapçıda dedim, sizi nerede gördüğümü hatırlamaya çalışıyordum da. Evet. Evet, hatırladım. Her şeyi düşürmüştüm, bana yardım ettiniz. Vapurda bakıp durdum ama... yanılmamışım işte. Eliniz kolunuz çok doluydu. Evet, çok doluydu. Kitabınız hala bende. Yün örme sanatı. Evet, yani karışıklık işte. Sizi hatırladığıma çok sevindim. Yeniden gördüm hele. Ben de. Tekrar görüştüğümüz iyi oldu. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Dinlemedin mi beni sen? Dinledim.
Ankara'dan söz ediyordum. Evet. Aklın nerede senin ya? Bilmiyor. Ankara'daki işi düşün. Senin için biçilmiş kaftan, iyi iş. Şimdilik düşünmüyorum. Ama neden, anlamıyorum. Şimdilik olmaz işte. Olmazı bırak da düşün. Olur. Denerim. Nasılsın? Pek fena değil. Neyin var? Bir şeyim yok, iyiyim. Ne dedi doktorlar? Üstirahat falan işte. Bir hafta sonra çıkarım. İstersen eve götürebilirim. Bize. Sağ ol. Sağ ol ama burası daha iyi. Şimdilik yani. Peki baba, tahlil filan yaptılar mı? Yo, gerek yok ki. O zaman neden burada tutuyorlar seni? İlginç biriyim. Belki de ondan. Senden doğru dürüst cevap alabilmek için ne yapmalıyım? Doktoruma sormalısın. Zaten konuşacaktım doktorumla. Şantiyesinin doğramaları ne halde? Bilmem. Herhalde iyi gidiyordur. İyi. Eğer orasını bitirirsek başka tarafa gideceğiz galiba. Tabii. Nedir sendeki bu dalgınlık? Neler oluyor sana? Hayatımın en kötü haftasını geçirdim. Bu yıl iyi gelmedi bana. Merhaba. Birlikte çıktığım biri var. Karımla ayrılacağımızı biliyorsun. Çocuklar bendeydi hafta sonu. Karım annesinde kalıyor. Hep birlikte bir yerlere gittik. Çıktığın hanımla mı vardı? Evet. Öyle bakma, ciddi bir ilişki bu. Ayrılınca... Onunla evleneceksin. Evet, ayrılınca onunla evleneceğim. Sonra gittiğimiz yerde karıma rastladık. Onun da yanında başka biri vardı. Korkunç bozuldum. Karının sana bozulduğu kadar mı? Bırak şimdi eşitlik laflarını. Sonra çıktığım hanımla da münakaşa ettik. Çocuklar da şaşırdı bu işe. Söyle, ne yapmalıyım? Sen akıllısındır. O senin tahminin. Ben öyle zannetmiyorum. Sabah vapurda bir kadına rastladım. Bir daha hiç evlenmeyeceğim galiba. Yalnız olmak istiyorum. Ne biçim bir şeydi? Kim? Şu vapurdaki kadın canım. Ne biçim biriydi? Yakışıklı ve sanki eskiden tanıdığım biri gibi. Bu kadar mı yani? Bütün hikaye bu mu? Bir ay önce kitapçıda, sonra da vapurda. Hepsi o kadar. Ne olacaktı yani sence? Bilmiyorum, sormadım. Niçin? O tür birine benzemiyordu. Aa, bak hele, sanki çok iyi anlarsın da. Öyle bir şey düşünmedim, inan. Fesat kadın seni. Sanki beni yeni tanıyorsun. Benim dediğimi yapmalısın. Ne yapayım yani? İskelede yolunu mu bekleyeyim? Yoksa benim çok hoşuma gittiğini sanım efendi. Bildiğim manzaralı, lüks bir otel var. Sonra çat bir tokat. Yo, sana uymam. Deliye bak, ben sana otel mi dedim? Benim daireme götürebilirsin. Thank you.
sürpriz. Galiba aynı vapura bineceğiz. Yalnız oturabilirim. Of, ne saçmalık. Ne yapmak istiyorum ben? Yukarıda yer vardı. Efendim? Siz misiniz? Sağ ol, burada iyiyim. Sizi gördüm de... rahatsız etmiyorum ya. Yok, hayır. Burgaz'da oturuyorsunuz herhalde. Tamam. Ben de Kınalı. Komşu sayılırız. Adınız ne? Benimki Ufuk. Ufuk Dağlı. Benim de Selma. Memnun oldum. İstanbul'da mı çalışıyorsunuz? Yok, hayır, evliyim. Yani çalışmıyorum diyecektim. Ya siz? Çalışmak mı? Aa, evet, İstanbul'da. Babam hastanede. Ziyarete gidiyorum. Geçmiş olsun, üzüldüm. Pek bir şey yok. Gün aşırı falan giderim görmeye. Bugün aklımdan geçtiniz. Ya. Yeah. Belki yine görürüm diye düşündüm. Tanıdık biri gibi yani. Evet, anlıyorum. Şey, ben de evliyim. Anlamıştım. Örgüyü seven eşiniz olmalı. Evet, kitap onaydı. Sizin adınıza geldik. Evet, hemen inmem gerekli. Siz yarın... Yarın yine inecek misiniz? Hayır. Anlıyorum. Sakın yanlış anlamayın. Yok, hayır. Konuşmamız yarım kalacak, üzgünüm. Allah'a ısmarladık. Cuma günü, evet, cuma günü ineceğim İstanbul'a. Cuma? Evet, cuma 10 vapuru. Cuma 10 vapuru. Tamam, Allah'a ısmarladık. Neredesin? Buradayım. Ben yatıyorum. Tamam, ben de birazdan gelirim. Kapıyı kilitledin mi? Evet. Vapuru kaçıracağım. Ötekine binersin.
Burası boş mu? Hayır, değil. Ah, siz! Tabii boş! Boş işte! Az daha kaçırıyordum. İyisiniz ya! Evet, iyiyim. Biri iki, biri dört yaşında. Pek yaramaz sayılmazlar. Ama pek de iyi geçiniyorlar denemez. Birbirlerini kıskanırlar mı? Kıskanmak, kıskanmak mı? Pek bilmiyorum ama evet. Tamam, evet, anladık. Buradan buraya kadar bir hafta içerisinde bitecek. Öf be, bıktım ya! Bak Ufuk, şu Ankara işine evet de, evet de ya! Hele şimdi hiç düşünmüyorum. O da ne demek? Metin telefon etti sabah. Uğrayacağını söyledi. Evet. Merhaba. Peki. Olur. Tamam. Peki, tamam. Yakındaydım da aradım. Babanız nasıl? İyi, iyi. Bir iki güne kadar çıkarırlar sanırım. Sizi babanızın yanında aramam hataydı. Ama düşündüm ki... Sorun değil. Kendi kendime dedim ki... zaman olursa birlikte yemek yeriz. Olmaz. Çok iyi olurdu. Biliyorsunuz, ben evliyim. Ben de öyle. Yoksa evli insanlar yemek yemezler mi? Yerler tabii. Peki, olur. Gidiyor muyuz? Gidelim. Bu iskeleyi yenileyecekler, biliyor musun? Kadıköy'den Bostancı'ya kadar uzanan bir sahil yolu yapıyorlar. Şu gördüğün yerde yeşil saha haline getirilecek. Işıklandırma falan da iyi olmalı ama... Martılar azalıyor gün geçtikçe. Martıları sever misin? Hı hı. Ben de. Tuttuğunu kopartan yaratıklardır. Dayanıklıdırlar, üşümezler. Çok konuşuyorum değil mi? Tamam, tamam, ben artık susuyorum. Sıra sizde. Evet. Niye bilmek istiyorsun? Doğmadan önce de bir tuhaflık vardı. Erken doğdum. Damarlarında bir tıkanıklık vardı. Hemen ameliyat dediler. Henüz 5 günlüktü. 5 günlük. Yıllar geçti. Tam 3 yıl oldu. Eşim doktordur, biliyorsun. Nedense bir daha çocuk istemedik ikimiz de, ama bu yakınlarda bir çocuğumuzun olmasını düşünüyorum hep. Zannederim eşim de öyle istiyor. Evet, çocuklar. Gitmeliyiz. Hı? Öyle... öteki vapura binsek olur mu? Biraz daha konuşmuş oluruz. Olur. Seni çok iyi gördüm. Öyle mi? Evet, öyle. Evet, evet, kendimi gerçekten çok iyi hissediyorum. Seni görmeyeli haftalar oldu. Evet. Kim bu adam?
kimi soruyorsun? Anlamazlıktan gelme. Saat kaç? Oo, çok geciktim. Geciktin mi? Ne olur, kusura bakma. Şimdi gitmem gerek. Neler oluyor sana? Söyle, neler oluyor? Hiç. Sadece arkadaş o. Gerçi istersen onu tam olarak tanımıyorum bile. Ama onunlayken iyi hissediyorum kendimi. Şimdi gitmeliyim. Dinle beni. Üzgünüm, olmaz. Ama bak, sanırım hata yapıyorsun. Belki de. Allah'a ısmarladık. Evet, benim. Merhaba. Oldu. Nerede? Tamam. Görüşürüz. Merhaba. Merhaba. Değişiksin. Neden? Bilmem, öyle işte. Gidelim mi? Neyin var senin? Bir şeyim yok. Peki, sinemaya gidelim mi? Film seyretmek istemiyorum. İstersen çıkıp dolaşalım. Canım istemiyor. Maalesef kalbi dayanıksız. Doktora anlatmadı mı? Hayır. Beni öyle inandırdı ki önemli bir şey olmadığını. Uf, hiç. Ama hiç aklıma getirmedim böyle bir şeyi. Mühim bir ameliyat geçirecek. Ama bildiğim kadarıyla kendisi istemiyor. Doktor Metin lütfen. Peki, teşekkür ederim. Eşiyim. Tekrar ararım.
Alo? Ben Selma. İyi misin? Evet. Neyin var? Söylemeyecek misin? Şey... Hayır. Hiçbir şeyim yok ki. İstersen dönelim. Hayır. Ama evet. Geri dönmem gerek. Seni hiç aramamalıydım. Babam yine hastanede. Canım müthiş sıkkın. Önemli bir kalp ameliyatı geçirecek. Korkuyorum. Ne olacak bilmiyorum. Gitmem gerekli. Yapmamalıyım. Yapamam da. Ne söylemek istiyorsun anlayamıyorum. Budalalık bu. Seni görmek istiyorum. Ama görmemeliyim. Neden? Bir koca. Kurulu bir düzenim. Bir hayatım var. Orada olmalıyım. Evet. Altı vapuru için Bostancı'da bekle beni, olur mu? Gidelim. Anlıyorum. Ama imkansız işte. O malzemelerden olmaz bu iş. Evet, olmaz. Tabii kesin. Güle güle. Bir şey söyleyeceğim diyordun. Ha evet, yarın için bilet aldım. Ne bileti? Çocukları tiyatroya götürecektin ya. Hay Allah, nasıl da unuttum. Üzülme, işin varsa ben götürürüm. Ama aslında hep birlikte gitseydik daha iyi olurdu. Neyin var, dalgınsın? Hiçbir şey yok. Orhan'a üzülüyorum. Boşanıyorlar. Pek şaşılacak bir haber değil ki, zaten biliyorduk. Artık birbirlerini hiç sevmiyorlarmış. Çocuklara yazık olacak. Evet, zaman çok değişti.
Eski aşklar falan bitti mi ne? Bilmem. Biraz kitap okuyayım. Ne yapıyorsun sen? Ne yapıyorsun sen? Merhaba. Merhaba. İyi görünüyorsun. Ya. Yeah. Gidelim mi? Nereye? Bir şeyler yesek. Aç mısın? Yok değilim. Ya sen? Ben de değilim. Dinle bak, bu kelimeyi de hiç sevmiyorum. Zaten dinliyorsun. Ne? Ne söyleyeceksin? Şey... diyecektim ki, ortalıkta dolaşmayıp... bir arkadaşımın... Evi? Bir arkadaşımın evi var. İstersen oraya gidelim. Şey... Bilmem. Gidelim. Güzel bir yer. Evet. Ben de ilk defa geliyorum. Bakma. Affedersin. Seni yarın görecek miyim? Ya sonra? Haftada bir veya iki. Bir saat evvel hastaneden aradılar.
251 numara lütfen. Efendim? Ne? Artık yoklar mı? Ne zaman? Anlıyorum. Sağ olun. Her gün onu düşünüyorum. Uyumadan önce son defa. Uyanır uyanmaz ilk düşündüğüm o. Sonra Metin. O babamın ölümüyle ilgili bir bunalıma girdiğimi sanıyor. Ama hiçbir şeyim yok benim. Sadece onu düşünüyorum. Ne olur dinle de... şey söyleme. Onaylamayacağını biliyorum. Yanlış bir şey bu. Ama neyi değiştiriyor ki yanlış olduğunu bilmemiz? Aslında aramızda hiçbir şey geçmedi. Öyle olsaydı kendimden nefret ederdim belki. Birlikte olsak bile birbirimiz için yaratıldığımızı hiç sanmıyorum. Merhaba. Hoş geldin. Geciktin. Yorgun olmalısın. Evet, yorgun. Yemeği ısıtayım. Otur şöyle biraz. Tamam, peki. Çocuklar iyi mi? Hı hı. Asıl söylemek istediğim bu değil. Bak, bu akşam Ankara işini kabul ettim. Öyle mi? İyi o halde. Senin için de iyi mi? Ne zaman? Hazırlıklarımıza bağlı. Hı hı. Çocuklar için zor olacak. Evet, biliyorum. Biz gelmesek. Belki yalnız olmak istersin. Yoo, neden? Neden yalnız kalmak isteyeyim? Emin misin? Elbette. Neler oluyor? Neden susuyorsun? Neyin var söylesene? Önemli değil hiç. Önemli değil deyip geçiştirme. Lütfen bir şeyler söyle. Yalan bile olsa. Önemli değil dedim. Peki, peki öyleyse. Yavaş yavaş hazırlanır. Hep birlikte Ankara demek. İyi. Ama yine de seni üzen şeyi öğrenmek istiyorum. Vapurda bir kadına rastladım. Bilemiyorum. Hiçbir şey olmadı. Anlatabiliyor muyum? İlişkimiz de bitti. Zaten... Onu artık hiç görmüyorum. Ya... Hazırlıklar bitene kadar... Çocukları alıp bir yerlere gitsin. Sonra... Sonrasını hep birlikte göreceğiz zaten.
olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş Tahir'le Zühre olabilmekte. Yani yürekte. Seversin dünyayı dolu dizgin. Ama o bunun farkında değildir. Ayrılmak istemezsin dünyadan. Ama o senden ayrılacak. Yani sen elmayı seviyorsun diye elmanın da seni sevmesi şart mı? Yani Tahir'i Zühre sevmeseydi artık, yahut hiç sevmeseydi, Tahir ne kaybederdi tahirliğinden? Tahir olmak da ayıp değil, Zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Nasılsınız bakalım? Beni özlediniz mi? Hayır mı? Ne biçim cevap bu? Annen nasıl? Annenizi benim yerime kucaklayın. Ya, bıçakla demedim, kucakla dedim, sersem çocuk. Sizi seviyorum. Birkaç gün sonra görüşürüz. Anneni ver. Alo Nur. Merhaba. Fayton bekliyorum. Işıkları mı? Tamam tamam, söndürürüm. Peki, yaparım. Evet. Evet, peki. Güle güle. Nur... Metin! Ben bakıyorum telefonu. Alo? 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 Oh, evet. Merhaba. Hayır, giyiniyordum. Sen nerelerdesin? İyi misin? İyiyim. Özledim seni. Ben de. Biraz sonra gidiyorum. Ankara'ya. Birkaç dakika sonra çıkacağım. Ya. Evet. Anlıyorum. Sen nasılsın? Berbat. Dinle. Komik. İnsanlar telefonda niçin dinlerler bilmem. Seni görmek istiyorum. Gitmeden önce. Görebilir miyim? Özür dilerim. Seni evinden aramamalıydım. Bunu biliyorum ama lütfen, az vaktim var. Hiçbir şey istemiyorum aslında. Gitmek bile. Seni görmek istiyorum. İsterdim. Telefon sana mı? Evet, bana. Konuşabilir misin? Evet. Bak. Bir dakika işin olsun, gel. Vapur da var biraz sonra. Evi tarif edeyim. Seni bekleyeceğim. Bak. Aradığın için teşekkürler. Gittiğin yerde her şeyin iyi olmasını isterim. Hepsi bu kadar. Tamam mı? Ne demek istiyorsun anlamadım. Oldu. Güle güle. Konuşman bitti mi? Onu görmeye,
Sadece bir dakika için olsun onu görmeye gitmek istiyorum. Onu yapamazsın. Yapmamalısın. Sadece bir dakika. Dinle. Eğer gidersen her şey biter ama her şey, anladın mı? Onu görmeliyim. Merhaba, hoş geldin. Seni burada göreceğimi ummazdım. İyi gördüm seni. Ne var ne yok bakalım? İyilik işte. Ne olmasını isterdin. Ya sen nasılsın? Geri döndüm işte. Neyi kutluyorsun? Evleniyorum. Ya, ne zaman? Çok yakında. Sen de şahidim olacaksın. Tabii. Ama bilemiyorum. Evi satılığa çıkarmıştım. Ben gidinceye kadar satılmazsa sen ilgilenir misin? Tabii, neden olmasın? Ankara nasıl? Bilmem. Ya karın? Ankara da yapamadı. Annesinin yanına döndü İzmir'e. Çocuklar benimle şimdi. İşler iyi gitmedi senin anlayacağın. Peki sadece ev için mi geldin? Evet. Demek yeniden evleniyorsun. Kutlarım.
Seni her gün arayacak ve bu işe ikna edeceğiz, görürsün. Çalışmayı düşünmüyorum şimdilik. Niçin bizimle gelmiyorsun? İyi bir yılbaşı geçiririz birlikte. Siz yeni evlendiniz. Sen bilirsin, bazen gerçekleri hiç sevmiyorum. Geçen yılbaşı ben bekardım, sen evli. Ne düşünüyorum biliyor musun? Keşke ayrılmasaydınız. Bazı şeylerin önüne geçmek imkansız. Sana şimdiden iyi seneler. Sana da. Eşine de selam. Sağ ol. Yol tamamen tıkandı. Yeni yıl alışverişinde. Peki. Ben burada ineyim. Oh, affedersiniz. Pardon. Bu kadar paketi taşıyamayacağımı bilmeliydim. Hay Allah! Torba delindi sanırım. Merhaba, sensin. Nasılsın? Beni şaşırttın. Doğru mu? Doğrusu... mükemmel görünüyorsun. Nasılsın? İyiyim, iyiyim. Ne zaman döndün? Çok değil, bir iki hafta önce. Yeni yıl için mi? Evet. İşlerin nasıl? İyi, iyi. Seni düşündüm. Anlıyorum. İyi. Aslında iyi gitmedi işler. Şey... biliyorsun ya... her şey insanın istediği gibi olmuyor. Evet. Gittiğin akşam seni görmeye gelemediğim için üzgünüm. Ama... ya, özür dilemen gerekmez. Bir güle güle bile diyemedim. Sıkma canını. Aldırma. Aslında gelmeyi istedim. Anlıyorum. Aslında bu konuda nazik olmak zorunda değilsin. Şu var ki seni o akşam aramamalıydım. Evinden aramak hataydı. Zamanlama kötüydü. Bilmem... bilmem anlatabiliyor muyum? Evet. Tabii. Her neyse, iyisin ya. Ailen nasıl? Eşin? İyiler. Ya seninkiler? Onlar da iyi. Şey... aslında biz... seni tekrar gördüğüme sevindim. Ben de. Ama artık gitmeliyim. Evet, haklısın. Ben de. Ben de gitmeliyim. Kendine iyi bak. Evet, sen de. Sen de iyi bak kendine. Şey... İyi seneler. Öyle ya. Sana da. Sana da iyi seneler. İyi seneler. Thank you.
Vapuru kaçırdığımı zannetmiştim. Belki gelir demiştim. Yanılmamışım.